Benim şeyhim vardı muhterem Müslümanlar, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Bir gün Kur'an-ı Kerim'i hıfzı işletme mevzuunu görüşüyorduk kendisiyle. Buyurdular ki devamlı Kur'an okuyan kişinin vücudunu toprak yemez. Zira Esma-i Hüsna-i İlahiye Kur'an'dadır, İsmi Azam da Kur'an'dadır. Kur'an'ı devamlı dilinden düşürmeyen kişinin vücudu altınlaşıyor muhterem Müslümanlar. Altını toprak yer mi? Yemez. Gerçek hafızların üç şartı söyledim, unutmayın muhterem müminler. Lafzını hamil, ahkamıyla amil, hikmetiyle kamil. Bu üç şartıyla dilinden Kur'an düşmeyenlerin vücudunu toprak yemez muhterem Müslümanlar. Ve Şeyh Efendi Hazretleri sohbette buyurmuşlardı ki benim dayım hafızdı Adana'da, benim dayım hafızdı, kıraatı sabah, kıraatı aşara takribde bilirdi, yani Kur'an'da mütehassıstı. 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi, günde 10 cüz okuyarak 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Adana'da Yağ Camisi'nin hadırasına defnedilmişti. 2 sene sonra belediye oradan yol geçirmek istedi, kabrin nakli gerekmişti, açtılar, kefeniyle koydukları gibi çıkardılar ve naklettiler dedi. 2 senedir kefen sararmamış, kabre koydukları gibi nur olarak pırıl pırıl çıkardılar ve naklettiler, buyurdular muhterem müminler. Onun için 55 sene Kapı Camii'nin mihrabında Hazreti Kur'an'ın nuru içerisinde imamlık yapan Hacı Haydar Efendi Hazretlerinin, aşağı yukarı 40 sene hatimle teravih kıldıran Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamızın ve hakeza kabirde çürümediklerine berveç peşin ben de böylece inanıyorum muhterem Müslümanlar. Ya Resul-i Zişan bir gün buyurmuşlardı ki sahabelerine, ey ashabım, Cuma gününün gecesinde ve gündüzünde bana çok salatü selam okuyunuz, zira ben haberdar olurum, bana tebliğ edilir buyurdular. Leyletül garra ve yevmül ağar, Cuma gecesi ve Cuma gündüzünde her zaman okuyun ama bilhassa Cuma'nın gece ve gündüzünde çok salatü selam okuyunuz, bana tebliğ edilir, ben haberdar olurum buyurdular. Sahabe sordular, ya Resulallah, siz vefat edip kemikleriniz çürüdükten sonra da haberdar olur musunuz? Cevap bu idi. Peygamber Efendimiz buyurdular, enbiyanın ecsadını Cenab-ı Hak toprağa haram kılmıştır, kabrimde de hayat içinde olacağım buyurdular.